Çalıştığım kurumu çalıştığım Marmara Üniversitesi İTÜ Fakültesi'nde çalışıyorum. Geleceği okumda orada kredi almak için öncelikle genç kardeşlerim için takım işi ne işte olduğu gibi bu işin sonradan başarılarını yapmak mümkün. Öncelikle mesleklerini seçecekler. Doğru karar verdiklerine güveniyorlarsa ki çocuklarına ilk birkaç yıl döneminde ya da devam edebilirler. Bunu yapamayacaklarını düşünüyorlarsa yüksek listeyi bulmak için bir yolun ve mesleğine seyirlemek gerekir. Onun bu mesleğinin seyirlemek bunun dışında mutlaka hocalarına, büyüklerine her zaman danışmak istedikleri sonrasında bulunmalarına çünkü tıp mesleği dediğim gibi uzun bir çakal bir süreç kişinin bölümü kendisine geliştirmesi gerekiyor. Ve bu yolu biz yarat hangi branşı seçeceklerle kararları yapılmalarında danışmanlık istedikleri de çok önemli. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Sonuçta illaki bir uzmanlık alanı seçiyor olmamız gerektiği, sonuçta koruyucu hekimlik de çok önemli.
ve toplumumuzun aslında gerçekten ihtiyacı yani çok fazla okulda yetiştirmektense toplumun genelini sırtına kurucu eğitimini düzenleyen olumsuna sırada ihtiyacımız var. Bu anlamda ihtiyacı bir uzmanlık, seçmeli bir uzmanlık konusunda eğitim olmalı. Satranistin katılmamak gerekiyor. Ama zaten altında süreçleri sırasında, süreçleri sırasında da ilgilerin zeka branşları gördükleri zaman o konuyu anlamayacak. Dediğim gibi önemli olan mesleği ve seçecekleri olan seviye olmalı. Bunun için de tıp eğitimleri sırasında klinik çalışmaları, derslere aktif katılımları önemli, süreklilikler önemli. Ondan sonrasında bir ülkenin tutsuyu var. Öldükten sonra mesela maalesef bir ülkenin ve ailesinin ve herkesin sonuçlara istediği gibi ulaşamadığı sonuçta burada herhangi bir ihtisas alanı olsun diye bir seçim yapmıyorlar. Başından beri bu neden bunu anlamak istemiyorum. Oysa bununla ilgili seçim yapmıyorlar. Dediğim gibi ben genel cihazlarda okuldayken, lisedeyken, ilkokuldayken istiyordum. Ancak üniversite hayatımda az önce de ifade ettiğim gibi cihaz sayı beni çok etkilemiş. Yani eğitim çabasının başısını ifade etmek istiyorum. Sabah 6'da bizi pratiğe çağırdık, akşama kadar üniversitelerden gittik. Bizi öğrendiğimizde onun hala takımları görmeye çok gerek vardır. O da başta seçmenin çok etkili oldu. Yine aynı şekilde dördü stajı yaparken 15 sene hastalığı oldu. Onların ne kadar zor durumlar içerisinde maalesef yaşamayı sürdürmek zorundaydı ve hayatlarını kaybetmek durumunda olduğunu gördükten sonra karaciğer daha bir ilgi gelecek gibi oldu. Dolayısıyla karaciğer seçmenin faktörasyonu arası karaciğer yapmak o dönemlerde kafamda yarattı. Ondan sonraki hayatımda bir anlamda bir şekilde bulmaya çalıştım. İşte uzmanlık sınavında genel cevabı kazandıktan sonra ilk sesim bitince Japonya'da çalışma şansımı buldum. Orada iki sene kadar olarak çalıştım. Dünyada canlıdan canlıya kalacağım maddeye ulaştım ve ilk kez yapan bir süre çalışma şansımı buldum. Arkadaşlar, mesleğim de çok teşekkür ederim. Kendisiyle çok güzel ilişkilerimiz oldu. Orada da kalıp akademik ve meslek hayatını sürdürme şansı mevcut ki. Ancak bir ülkemizde bir şey yapamamışsa. O anlamda gerçeklik konumlar eğitim asırları içerisinde Türkiye'deki ilk başarılı projeler gibi yaptık. Üniversitelerde ilgili olmasa bu zamana kadar eğitim asırlarında yapamadım. Sonrasında da Marmara Üniversitesi'nde aslında yakın tıbbi olay olarak kullanabiliriz. Yani Japonya'da en belirli kazaylı kolaylık yazılan şartlar için ekip çalışması. Yani ekip çalışması, ben bir orada daha çok ilgi alacak.
daha çok fark ettim. Çünkü sonuçta bireysel anlamda hepimiz çok başarılıyız. Hepimiz çok güzel şeyler yapıyoruz. Yani bu olaylarda sadece ekip olarak okuyup biraz gelip bir şeyler takip etmemiz becerikli insanlar var. İşte biliyorsunuz çocuklar sonra bir de olay var. Milyonlarca kişisine veriyor. İyi fakültelere veriyorlar. Ondan sonra yani başarılı olamayacağımızda ancak sonrasında bireysel anlamda girelim mesela bir köy lisesine bağlı o anlamda gidecektir. Yani bunu daha iyi bir getirdiğinde bir ekip çalışmasında da bir şey. Bir insanın yaptığı için önemli yaptığı için küçük ama büyük olarak bakmaksızın idrak edememesi lazım. Kişilere sahip edememesi lazım. Yaptığı işi küçük sayıda sen çok sık proje anlattığına bakacak olursak yani orada evliye yakın kişiler geçmişler. Bunun içerisinde odayı temizleyen personelde gerekli malzemeleri bize getirdikten daha yakınlar bir sürü insan var. Şimdi düşünün bizim personelde yaptığı işten dolayı küçümsersek ya da ona gerekli saygıyı göstermezsek koskoca bir türde o kadar gizli koşullarda olmadığını düşünürsek yapılan temizlik yetersiz sanırım hiç yerimizi koymazdık. Yani sonuçta biz istediğimiz en iyi işleri yapabilirsek bu iki bin bir süre bir karşı seviyorsa sıkıntı olur. O yüzden ekip çalışması çok önemli. Karşılıklı sağlığı önemli. Bu seviyede Proje konseptini kullanması ülkemizde üçüncü dördüncü sıralarda sonuçta sırf bir sıralarda çekiyoruz. Ancak tabi burada proje yönetmez. Proje konseptini gibi bir kemiyle de başlık altında geçirecek olursa proje yönetmez ki başlık altında yapacak olduğumuzda pek çok sebep bunu neden veriyor. Ülkemizdeki sebeplerine bakacak olursak, burası bizde güzel bir tane konusunda çıkıyor. Yani bunda, bu hastalığı pek çok ülkemizde önemli bir sebeplerden konusunda çıkıyor. Mesela, hepatitler ciddi bir sebep ülkemizde projeyi yapmazlıkları için. Ve bakacak olduğumuzda hepatitler mevcut bir hastalık sonucunda karşımıza çıkıyor. Tedbir alınırsa önüne geçirebilecek örneğin aşıdan hepatit B'ye aşılamak çok önemli. Aşılamayı sağlıklı bir şekilde yapıyorsak bununla da çok önemli. Tüm bunların da hijyenik koşullara uymak, çünkü hepatitler kanında kalmadan vücut sağlıklarıyla geçebiliyor. Ortak kullanılan aletlerle geçebiliyor. İşte örneğin çekimlerle ya da sağlık kuruluşlarına gerektiğinde günümüzde bu tarz sıkıntılar çok az edilmiştir. Kullanılmakta sağlığın kullanılması çok önemli. Ameliyat tekrar kullanmak kullanılması çok önemli. Dediğim kurallarda şu an için günümüz Türkiye'sinde çok geçerli sıkıntılar değil mi? Aşılama çok önemli. Gittiğimiz kurallarda beraberde kullanılmakta tıraş bir şekilde makasların kadar tüm adımlarsa bir kadar kesinlikle bu dediğiniz gibi bu konuda ben bu
yönetmemiz gereken aslında bu aslında görülmesi de bir tanesi bu karşımıza çıkabilir. Yine onun dışında öğretmen hastalığı sanırı satılımı kullandığı ürünleri yaklaş bir çözümleri iç kursasını da bunları da ortak kullanıp bir de çok önemli. Şimdi teknolojilerin dediğimiz bulguları ve projeler aslında yer istatistik konumundan bir tanesi. Ama tabii ki bunlar çıkan sorunlarında mutlaka bir proje aslında da aramamız gerekmez. Az önce ben sınavlar bir ilgili bir şey hakkında ilgili fark ettim. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. Özellikle gençlerimiz değil ya da kesik yaptığında bunu da projelerinde seçerken çok dikkatli olmalar ya da okullarda malzemeden istedim. Thank you.
mesela söylediğim ortamda çok farklı. Mesela empatik personel, empatik bireyler çalışanlar gibi oluşturma. Ya da personel zamanında bir yüksek tutma. Görüntüleme yöntemlerle bir kimyada her zaman sapanacağı sefrede bir sıkıntı varsa bunu görüyoruz. Genetik testlerde bu kalıtan genetik bir yalan var mı? Bunu sorgulayıp ortaya koymak istiyoruz. Yani bayağı bir aslında tetkik yapılması gereken hastalığı Thank you.
Dolayısıyla krizlerin çok bir ürünler kuruyor olması buna bir dayanmamız gerektiğini ve bazen bir çıkışı düşündük mü? Sonuçta özellikle tabii zamanımız yeterse kurulacak komiserlerle yapılan tüm bölümlerde karakteri yeni olması, onun orada çok şu Türkiye'de taraf yapmış olan bir projeyi bulunmak dokularında tasarlanmış olması ya da cerrahi tekniklerle uygulanacak tektörlerin diyor olması, bize de proje yapılan tekniklerin olması bunlar olduğu için ortada bir konu belki bize olan düşünmesi gerekiyor. Ekim kontrolünde ihtiyaç kullanılması gerektiğini göstermek istiyorum. Çünkü ekim kontrolü dışarısında yaşadığı arasında şimdi ihtiyaç kullanmak bize potansiyel olan her zaman sıkıntı yaratabiliyor olmaları tehlikesi olabilir. Onun dışında normal gibi tedavilerimizde kullanılan normal gözünde aldığımız ilaçlarda potansiyel kanser yetmez diye bir tehlikesi var. Özellikle asetim olarak bunu refer dediğimiz bir kesim oldu. Bazen çok ağır olduğu için birkaç tane tutuyor. Tabii ki yoksa kalma gidiyorsa birbirisinde iktidardan bulunsun ama biz bu kadar yerde bulunsun. Bu yaşların kurulma altına gelmesi için yıllarca kıyımlı kurulma öncesi çalışmalardan geçti. Kurulma aynı dozunu bir toksik yerleşimiyle aynı dozunu kıyımlı olarak tedavi edici olduğunu bütün çalışmalar dersleri kurulma. Biz faydasının ne kadar olup olmadığını bilmediğimiz doktor bilgilerinde bir ülkede bitkili kullanma sonrasında sıkıntılı durumlarla karşılaşıyor. Bu süreci yavaşlatabiliriz. Bu da ipotet gelişen kuramdan gelişen durumlarla yoğun bir tedavide bazen kurabildiğimiz durumlarımız söz konusu olabiliyor ama bir sonunda maalesef yapacak hiçbir şey hazırlamadım da karaciğer maddi yapıyı bulmak durumunda kalıyoruz. Soruya cevap verdiğiniz zaman ben size bir soru sorsam. Türkiye'de 1 milyon kişinin kaçı bir organlarına bulaştırıyor sizi düşündüğünüzde? 10 bin lira çok var. Ben size söyleyeyim. Ayakalık araya kalkıp olacak. 6 ya da 7 kişi. Gerçekten. Dolayısıyla biz bu rakam 4'lerde 5'lerdeydi. Bu rakam oluştu diye sayılıyoruz. Şimdi karaciğerlerde organ maddi yapılması gereken hastalar, böbrek maddi yapılması gereken hastalardaki gibi diyaliz olma şansına sahip değil. Yani dolayısıyla bu hastalar en azından diyaliz makinelerini yaşamlarına devam ettiremiyorlar.
Ve bakarlarının %90'ı bir içerisinde öğretim kurulu. Devlet kaptırmakta olsun. Bu öğretici kriyize giriyor. Zaman kazanmadan bu için sınav, ülke olsa, oradan ulaşım maalesef yetersiz. Hem de çok yetersiz. Tabi sağlık bakanlığı için ciddi bir değer verilmeye çalışıyorlar ve gerçekten noktada bir noktaya gelmedi. Ama yeterli değiliz. Burada neden ülkeyi toplam bir işler olması çok önemli. Thank
O yüzden konserlerini tabii ikiye ayırmak mümkün. Bunların bir kısmı konserin kemerleri kendisine kaynaklı konserlerin diğerleri gecenin farklı bir bölgesindeki bir uygulamadaki konser konserin sıçrını sorumluyor. Karşı karşıya konser. Dolayısıyla nasıl karşılıklar arasında konu varsa tutulmanın karakterini sıçraması şeklinde bazı sıklıkla uçup konserden çıkıyor ama süresi zamanında gelişen konserin kendisine bir takım tutulma veriyor. Konser konserinde şimdi bir fakat sayıda konserin olmakta bakacak olduğumuz gibi süreç önemli. Konser yapmasına sebep olan bu fakatler Thank you.